Kıymetli arkadaşlarım merhaba. Size birkaç video önce video hazırlıklarımız öncesinde şey demiştim. Soru çalışması da yapacağımızı söylemiştim. Evet, şimdi onu hazırladım arkadaşlar. İsterseniz sorulara geçelim. Siz de en son anlattığımız konuyla ilgili aklınıza neler kalmış, bu şekilde kendinizi denemiş olursunuz. Evet, başlayalım arkadaşlar. Evet, çıkabilecek soru tarzları şu şekilde olacak. Sırasıyla gidelim. Birinci sorumuz kıymetli arkadaşlarım şu şekilde. Evet, sorumuz da diyor ki Osmanlı İmparatorluğu Orta Doğu'daki topraklarını hangi savaş sonucunda kaybetmiştir? A. Trablusgarp Savaşı, B. Balkan Savaşları, C. Çanakkale Savaşları, D. Birinci Dünya Savaşı, E. Kurtuluş Savaşı. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu Orta Doğu'daki topraklarını hangi savaş sonucunda kaybetmiştir? A. Trablusgarp Savaşı, B. Balkan Savaşları, C. Çanakkale Savaşları, D. Birinci Dünya Savaşı, E. Kurtuluş Savaşı arkadaşlar. Hangisi olacak? Tabii ki de D seçeneği. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak kıymetli arkadaşlarım. Yani Birinci Dünya Savaşı olacaktır. Evet. İkinci sorumuza geçiyoruz kıymetli arkadaşlarım. İkinci sorumuz şöyle. Milli egemenliğin gerçekleşmesinden sonra milletin tüm sorumluluğunun aşağıdakilerden hangisi üstlenmiştir? Tekrar ediyorum. Milli egemenliğin gerçekleşmesinden sonra milletin tüm sorumluluğunu aşağıdakilerden hangisi üstlenmiştir? A. Temsil heyeti, B. Müdafaa Hukuk Grubu, C. Meclis-i Mebusan, D. Felah-ı Vatan, E. TBMM. Şıkları tekrar edeyim. A. Temsil heyeti, B. Müdafaa Hukuk Grubu, C. Meclis-i Mebusan, D. Felah-ı Vatan, E. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar, milli egemenliği gördüğünüz noktada ve tüm sorumluluk dediği noktada neye cevap vereceksiniz? Tabii ki de sorumuzun doğru cevabı Türkiye Büyük Millet Meclisi E seçeneği olacaktır kıymetli arkadaşlarım. Yani sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Başka sorumuza geçiyorum. Diğer sorumuz da şu şekilde kıymetli arkadaşlar. Hemen onu da gelsin. Evet, sorumuz da diyor ki aşağıdakilerden hangisi doğrudan İstanbul hükümetince yürütülen ayaklanmalardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudan İstanbul hükümetince yürütülen ayaklanmalardan biridir? A. Milli İş Hürriyeti, B. Kuvayi İnzibatiye, C. Demirci Mehmet Efe, D. Yozgat, E. Delibaş Mehmet. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan İstanbul hükümetince yürütülen ayaklanmalardan biridir? A. Milli Aşireti, B. Kuvayi İnzibatiye, C. Demirci Mehmet Efe, D. Yozgat, E. Delibaş Mehmet arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı B olacak, yani Kuvayi İnzibatiye olacaktı kıymetli arkadaşlarım. Evet. Bir diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisinde mandacılık fikri kesin olarak reddedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde mandacılık fikri kesin olarak reddedilmiştir? A. Erzurum Kongresi'nde, B. Misak Milli'de, C. Sivas Kongresi'nde, D. Amasya Görüşmeleri'nde, E. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Evet, seçeneklerimize baktığımızda doğru cevabın C. Sivas Kongresi'nde olduğunu görürüz arkadaşlar. Çünkü burada nasıl bir ibare var? Kesin olarak reddedilmiştir diyor. Kesin olarak reddedildiği kongre hangisi? Sivas Kongresi C seçeneği olacak sorumuzun doğru cevabı kıymetli arkadaşlarım. Bir diğer sorumuz. Londra Konferansı'ndan sonuç alamayan İtilaf Devletleri Yunan ordusunu yeniden taarruza geçirmişlerdir. Yunanların yeniden saldırıya geçmesiyle hangi savaş yapılmıştır? A. Kütahya-Eskişehir Savaşları, B. İnönü Savaşı, C. Sakarya Meydan Savaşı, D. Dumlupınar Meydan Savaşı, E. 1. İnönü Savaşı. Kıymetli arkadaşım. Evet, sorumuzu bir daha tekrar ediyorum. Londra Konferansı'ndan sonuç alamayan İtilaf Devletleri Yunan ordusunu yeniden taarruza geçirmişlerdir. Yunanların yeniden saldırıya geçmesiyle hangi savaş yapılmıştır? A. Kütahya-Eskişehir Savaşları, B. 2. İnönü Savaşı, C. Sakarya Meydan Muharebesi ya da savaşı olarak da geçer arkadaşlar. D. Dumlupınar Meydan Savaşı, E.
Birinci İnönü Savaşı sorumuzda verilmiş. Sorumuzun doğru cevabı kıymetli arkadaşlarım ne olacak? Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği, yani ikinci İnönü Savaşı olacak kıymetli arkadaşlarım. Hatırlamayan arkadaşlarımız, unutan arkadaşlarımız, bu konuyla ilgili videomuz var. Lütfen onu tekrardan izlesinler. Dersimizde anlatmıştık. Evet. Bir diğer sorumuz. İtalyanların Anadolu'yu boşaltmaları öncül olarak verilmiş soruda arkadaşlar. İki öncül var. İtalyanların Anadolu'yu boşaltmaları, boşaltmaya başlamaları ve İngiliz ve Yunan parlamentolarında ümitsizlik belirmesi. Verilen bilgiler hangi zaferin sonucunda gerçekleşmiştir? A. 1. Yunanı, B. 2. Yunanı, C. Sakarya, D. Büyük Taarruz, E. Kütahya Eskişehir. Tekrar ediyorum. İtalyanların Anadolu'yu boşaltmaya başlamaları ve İngiliz ve Yunan parlamentolarında ümitsizlik belirmesi. Bu bilgiler hangi zaferin sonucunda gerçekleşmiştir? A. 1. Yunanı, B. 2. Yunanı, C. Sakarya, D. Büyük Taarruz, E. Kütahya Eskişehir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı ne olacaktı kıymetli arkadaşlarım? Sorumuzun doğru cevabı B, yani 2. İnönü Savaşı olacaktır kıymetli arkadaşlarım. Bunu da unutmayınız. Evet, ara ara böyle soru cevaplamak iyi olacaktır arkadaşlar. Size de tavsiyem, her konu bitiminden sonra test çözdüğünüz gibi ara ara da tekrar testleri yapın. Çünkü konuyu anca soru çözerek anlayabilirsiniz. Konuyu bilmeniz de önemli ama soruları çözme kapasitenizi arttırmak ve anlamanızı sağlamlaştırmak için soru çözümüne de ağırlık vermeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, sorularımız bu şekildeydi. Dediğim gibi ara ara tekrardan böyle soru cevap yapacağız. Sizin de aklınıza kalması açısından güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Evet, Esra Skala Tarihte Geziyorum kanalına abone olmayı, YouTube kanalıma abone olmayı ve Esra Hoca, Esra Hoca Tarih Instagram hesabımda takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.